Peki acaba bu sokak köpeği sorununun çözümüyle ilgili hayvanseverler diye efendim tabir edilen güruh kim? Yani gözle görülen bir güruh değil. Geçen gün bir belediyedeki bir arkadaşımıza sorduk bu konuyu. İsmini vermeyeceğiz. Bu arada Murat Aydın'la ilgili de çok güzel bir gelişme var. Onu birazdan bahsedeceğiz. Şu kalsın böyle sabit arkadaşlar. Mümkünse çok teşekkür ederiz. Şimdi bir belediyedeki arkadaşa sordum. Dedim ki ya bu sokakta köpekler çete olmuş. Başlarında işte bir delta denilen köpek var. Neymiş o deltayı kontrol altına alırsak bütün çeteyi kontrol altına alacakmışız. Bir de böyle akıl veriyorlar. Ne deltası? Üzerine doğru sokak köpekleri koşarken hangisi delta, hangisi alfa onu mu bakacağız? Neyse. Dedi ki belediyedeki arkadaş. Ya biz bu sokak köpeklerini toplarsak hayvanseverler bizi tefe koyar çalar. Allah Allah. Kimmiş bunlar acaba? Toplumun büyük bir bölümü, hem de çok büyük bir bölümü sokak köpeklerinden rahatsız. Bize çünkü zarar veriyorlar. Biz hayvanları seviyoruz. O sokak köpeklerini kendi ellerimizle de besliyoruz. Ama bunlar bize saldırıyorlar. Buna bir önlem alın diyor. Ama bazıları nedense bu işten geri duruyor. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşünde bir söz söyledi. Dedi ki barınaklarda, iyi barınaklarda bu sokak köpeklerinin efendim rehabilite edilmesi gerekiyor. Ve iki örnek verdi. Biri Beykoz Belediyesi'nin barınağıydı. Murat Aydın'a bugün sordu arkadaşlarımız. Nasıl yaptınız bunu? Nasıl başardınız diye. Murat Aydın da içtenlikle cevapladı. Onu izleyeceğiz. Ancak bugün Konya'yı da aradık. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay. Görevini layıkıyla yapan, çok da doğru yapan bir kişi. Ancak bir türlü aradaki arkadaşlardan kendisine ulaşamadık. Mesele belli. Alacağımız cevap 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama bir türlü ulaştırmadılar bizi nedense. O zaman biz de Beykoz'un ne yaptığını dinleyelim. Belediyeler sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Başıboş köpek sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Örnek olarak da Beykoz Belediyesi'nin hayvan barınağını gösterdi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın konuya ilişkin Ülke TV'ye konuştu. Beykoz'da bu sokak hayvanları, sahipsiz hayvanlar meselesi son derece önemli bir konu. Hem sahipsiz hayvanlar açısından hem de vatandaşlarımız açısından gerçekten çok ciddi bir problem oluşturan bir konu. Aydın'ın sokak hayvanlarının nasıl oluşum sağladığından bahsetti. İnsanlar işte Beykoz'da ormanlar var. Beykoz'da belediye de bu işlerle ilgileniyor. Gelip oralara bırakalım şeklinde oluyor. Vatandaşların başıboş sokak köpekleriyle başı dertte. Çocuklarımız okula giderken sabahları ya da akşamları okuldan gelirken, insanlarımız işe gidip gelirken çok ciddi anlamda problem yaşıyorlar. Yani bu sahipsiz hayvanların saldırısıyla karşı karşıya kalıyorlar. 11 bin metrekareye hayvan rehabilitasyon merkezi yapıldı. Murat Aydın, Beykoz Belediyesi'nin 5 yıldızlı otel konforundaki hayvan rehabilitasyon merkezini anlattı. Çoğu kapalı mekan olmak üzere 11 bin metrekarelik alanda işte ilk girişte bir muayene, temizlik, sonrasında tedavi, sonrasında barınak, o tedavi süreci içerisinde ameliyathaneler, diğer bakım üniteleri, bizim 91 tane mesai arkadaşımız hayvan rehabilitasyon merkezi ve doğal yaşam alanında çalışmaktalar. Biz burada tedavisi yapılan, geçici süre misafir edilen sahipsiz hayvanları sonra sahiplendirmekle ilgili bir alana alıyoruz. Orada da sahiplendirme olamazsa doğal yaşam alanını alıyoruz. Doğal yaşam alanı yaklaşık 380 bin metrekarelik alan. Burada doğal şartlarda sahipsiz hayvanlar yaşamış oluyor. Hem gıdaları, hem suyu, hem yağmurdan, güneşten korunmakla ilgili barınacak alanları burada mevcut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.